İyi ki doğdun Zeynep. Kızım üfleyemiyorsan o pervaneyi gönder. Çok güzel. Bir de öbür taraftan. Bir tane tabak yesenize çatalım. Fatma bir tabak ye. Sen de al. Bir dilim sen babana ver, baban da sana versin. Kızım pastayı yalan ettin kızım. Babam yaptı. Harç kızım, harç kızım. Baba bu dışarı alalım. Oh maşallah. Fotoğrafı vardı, hiçbir tane yok. Yiyordur oraya yapamayız. Getireyim. Getir. Fotoğrafı. Ayın 15'inde İstanbul'a Elazığ'dan prekaz taşı yükledim. 15'inde Cuma günü çıktım. Cumartesi günü İstanbul'a kavuştum. Hava şartlarından ötürü rüzgar vardı. Demiş olduğumuz taşları boşaltamadık. Pazar gününe kaldı. Pazar günü de işte mesai saati olmadığı için yine hava şartları müsaade etmedi. Sabah abimlerle gittim zaten. Annem de oradaydı benim. İşte kahvaltı falan yaptık. 12.30 civarlarında falan telefon geldi. Böyle böyle bir kaza olmuş diye. İşte ben Elazığ'a uçak bulamadığım için erken saatte Malatya'ya geldim. Yani 4.25 uçağıyla bir saat rötarlı kalktı. 6.30 gibi falan Malatya'da indim. 1.5 saat sonra Elazığ'a geldim. Saat 8 civarlarında falandı. Gelip Elazığ'da öğrendim olayı ben. İşte anneannesine gidiyorlar hafta sonu olduğu için. Oradan işte inşaatta herhangi bir güvenlik tedbirleri alınmamış. Olsa gerek ki çocuk yolda yürürken yukarıdan işte çalıştığında plimut dediğimiz kalıp malzemesi düşmüş. Kafasına düşmüş. İşte hastanede 5 defa kalbi durmuş. Tekrar çalıştırmışlar ama kurtaramamışlar. 2 ünite kan verildiğini biliyorum. Duyduğum tabii ben. Sonradan geldiğim için bunları da evlilik. İşte emniyetin falan, polislerin falan suç aleti olarak işte düşen tahtayı alıp götürmeleri, arabaya sığmamış zaten o kadar büyükmüş galiba. İkiye bölmüşler, 2.5 metreymiş. Kızımla işte arkadaş gibi büyüdük zaten. Bir taneydi zaten, başka yoktu. İkinci sınıfa gidiyordu, sınıf başkanlığı yapıyordu. Kızımla arkadaş gibi ben de onunla çocukluğumu yaşadım işte, onunla büyüdüm o yaşa kadar. Hiçbirimize gelmiyor. Kendimizi alıp kaldırıyoruz.